Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Mart Pazar. İzmir Şirin Yarı Yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Mutlu pazarlar arkadaşlar. İnşallah saatiniz, keyifliniz yerindedir. Evet, bugün İzmir'de yine iki tane yerli yarış programımız devam ediyor. Gündüz İzmir'de 9 koşulu bir programımız var. Adana'da bir fazla, yani 10 koşulu bir program var. Yani çiftler çiftler altılar. Çin pistler de artık yavaş yavaş biraz daha artık en son İzmir'deki Çin yarışı maalesef bir ara bir sağanak yağışın sebebiyle değişmişti. Ama şu anda cumartesi günü herhangi bir yağmur yoktu. Pazar günde yağış gözükmüyor. Ama tabii ki peşin konuşmamak lazım. Çünkü ben bu meteorolojiye fazla güvenemiyorum. O yüzden siz yine ne yapın edin kontrol edin arkadaşlar. Çünkü ne olur belli mi olur? Bakarsın yarış saatinde bir yarım saat yağar. Ondan sonra yağmaz. Olan yine çift yarışları olur. O yüzden her zaman için yine tedbirinizi alın arkadaşlar. Kontrolünüzü yapın. Evet, gelelim yarışlarımıza. Bugün gerçekten yine çekişmeli yarışlarımız devam ediyor. Programın sonunda yine Adana şablonu yer alacak. Bunu sürekli tekrarlıyorum çünkü yeni gelen arkadaşlarımız oluyor. En azından onlara da bir bilgi amaçlı olsun. Ve herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve hemen yarış programımıza başlayalım. Günün birinci koşusu saatler 14'ü gösterirken Maiden 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışıyla başlıyoruz. 5 ve 7'nin ekür olduğu, 8 tayın yer almış olduğu günün maiden koşusunda ben 3 nolu güven al. Bu Uçanoğlu temsilcisinin Nevzat Avcı ile bu aralar göstermiş olduğu performansıyla ben de güveniyorum güven ana. O yüzden tek olarak önereceğim 3 nolu güven anı bu Nevzat Avcı ile. Günün ikinci koşusu şartlı 5, Aprantino Mahsus 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışı ve 7 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman bir nolu hükümsüz, güzel bir performans gösteren bir isim. Güntay temsilcisi bugün İbrahim Sefa Söğüt'e bence yine çok şanslı gözüküyor. Kazanmaya da biraz daha yakın desek herhalde yeridir. 7 nolu Can Hay, bu Can Kardeşler temsilcisi oldukça uygun kilosuna Mahmut Bağla. Kesinlikle imana gelmeyecek bir isim. Koşmuş olduğu gruplar birbirinden iyi ve ciddi rakipler vardı. Bence boş geçmemek lazım 7 nolu Can Hay'ı. Bir de 2 nolu Uzuntay, bu İsmet diğer temsilcisinde Mert Uyar'la yine bu grup için şanslı gördüğüm diğer isim oldu. 1-7-2 benim bu koşu için önerdiğim isimler. Günün 3. koşusu şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 6 safkanın yer almış olduğu bu koşu 7'li plasenin de başlangıç ayağı. 2 nolu Bolt of Öke, bir hat şokolade temsilcisi Alican İncil ve Stadam Safkan. Son iki yarışını arka arkaya kazandı ve oldukça da güzel bir form yakaladı. İyi de hazırlıklarıyla da benim bugün yine ön plana aldığım isim. Ben en ciddi rakip olarak da 3 nolu Serenye, bu Papa Krem temsilcisi Muhammed Bilgin'le oldukça istikrarlı bir formda gözüküyor. Bayağı da bir yarış kazanmamıştı ama koşmuş olduğu gruplara göre kesinlikle bugün boş geçmemek lazım. O yüzden ben 2 ve 3'ü ayrımsız kuponlara yazıp bayağı bu şekilde geçmenizi önereceğim. Günün dördüncü koşusu handikap 15-3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim yarışına geldik ve tabii ki ikinci altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı olan bu koşu. Ben 4 nolu Sunday Surprise ile başlayacağım. Bu hakim temsilcisinin Mertcan Çelik ile güzel bir form yakaladı. Safkan aynı zamanda iyi de bir çim atı. Güzel formuyla ve istikrarlı durumuyla bence bu 4 nolu Sunday Surprise bu birinciliğe oldukça yakın gözüküyor Mertcan Çelik ile. 2 nolu Coward Queen, bir Papa Krem temsilcisi Akın Sözen'le Stardom Safkan'da yine görmüş olduğu yarışlar oldukça tatminkan, iyi yarış sergileyen, çimi de oldukça etkili bir ismi olan Safkan, iyi hazırlıklarıyla benim yine ön plana aldığım bir diğer isim. 6 nolu Gel Kızım, Runaway and High temsilcisi olan Safkan da Tokaçoğlu'na yine iyi yarışlar sergileyen ve bu kişisi de etkili isimlerden birisi, oldukça da güzel bir form yakaladı. Bir de 1 nolu Perfect Flight. Bu Torak temsilcisi Muhammed Bilgin ile ağır kilosuna rağmen vermiş olduğu 3 aylık araya rağmen muntazam idmanlarla bence bu yarışa da oldukça hazır gözüküyor. O yüzden benim önceliğim 4-2-6-1 oldu. Ama 1-2 ilave yapalım derseniz 3 nolu Can Bergin ve 9 nolu Queen of Yalıkavak önerebileceğim diğer isimler. 4-2-6-1 daha sonra 3 ve 9 nolu sakınlar. Günün 5. koşusu handikap 16, 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre çim yarışıyla devam ediyoruz. Ve 12 safkanın yer almış olduğu koşu da ben önceliği tabii bir yarış gören ve bence görmüş olduğu yarış zaten çime hazırlık olup kondisyon açığını gidermesi açısından 5 nolu DiCaprio, Smart Robin temsilcisi
Müşter Kayısı'na start alıyor. İyi bir çim atı. Daha önce şimdi çok iyi safkanları geride bırakan bir isim. Bence görmüş olduğu yarıştan sonra da oldukça iyi gözüken bu safkan, iyi hazırlıklarıyla benim bugün kazanmaya en yakın gördüğüm isim oldu. 5 nolu DiCaprio. 2 nolu Swerves. Bir Nativan temsilcisi Mertcan Çelik'le ağır kilosuna rağmen en azından boş geçmedi. Bu safkan da sentriklerde sürekli koştu ve bugün sevdiği pistte nihayetinde kavuşuyor. Yine hazır olan bir isim. Daha sonra 11 nolu Çakırlar, bir Victor Galop temsilcisi olan safkan da Muhammed Birbigin'le yine görmüş olduğu yarışlardan sonra kime hazır gözüken bir diğer isim. 4 nolu Tevazu Butonuk temsilcisi Tokaçoğlu'da yine çim pistinin etkili bir ismi. Nihayetinde çim yarışından sonra hiç koşmadı. Bu yarışa hazırlıklarını sürdüren bir isim. Yine 4 nolu Tevazu'yu da yazacağız tabii ki iyi hazırlıklarıyla. Ve bir de 7 nolu Shining Glory Butonuk temsilcisi de Feyzullah Avcı, yine iyi idman durumuyla sevdiği pistte ön plana giren bir diğer isim. 5-2-11-4-7 benim bu koşudaki sıralamam. Günün 6. koşusuna geldik. Al Sancak adına koşulacak olan kısa vade 9-3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına ve 5 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman çok güzel bir form yakalayan, son 3 yarışın ikisini kazanarak bu yarışta fit durumuna giren 2 nolu Can Efe'nin kazanmasını bekliyorum. Bu hakim temsilcisinin Vedat Abiş. Günün 7. koşusu kısa vade 7 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışı ve 4 ve 5'in ikili oldu. 6 safkanın yer almış olduğu koşuda yine bir Kazberk temsilcisi olan 1 nolu Gündüz Düşü Tolga Yıldız'la etkili performansıyla, bir de 2 nolu Sinoplu Merve bu bilgin temsilcisini Mustafa Çiçek'le eşit 2 şanslı isim olarak görüyorum. O yüzden ben hiç ayrımsız 1 nolu Gündüz Düşü ve 2 nolu Sinoplu Merve yazıp bu ayağa geçebiliriz, ama bir ilave yapalım derseniz 3 nolu Aferdida'ya dikkat etmekte fayda var. Önce 1-2 daha sonra 3. Günün 8. koşusu Maiden 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı ve 8 safkanın yer almış olduğu koşuda ben 3 nolu Aygür'le başlayacağım. Bu Gürsu temsilcisi Mehmet Gönültaş'la 2 yarış gördükten sonra nihayet 3. yarışında üzerindeki fazlalıkları atıp güzel bir ikincilik sergilen ve idman durumunu daha da geliştiren bu safkan bugün kazanmaya da bir hayli yakın gözüküyor. Daha sonra 2 nolu Atik Oğlan bir Baskan temsilcisi Mert Uyar'la startlan bu safkanda yarış hayatına güzel 2 tane ikincilikle başlayıp son yarışta bir altıncılığı var, ama ben kesinlikle bu yarış için ölçü almıyorum. Bu safkan daha iyi, daha hazır gözüküyor. 4 nolu Boşnak Murat bir Oymak Bey temsilcisi İbrahim Sefa Söğüt'le yine yarış hayatına güzel bir dördüncülükle başlayan bu safkanda da yine güzel bir yarış bekliyorum. Yani 3-2-4 benim önceliğim, ama bir ilave yapalım derseniz 7 nolu Özgülen kızına etmekte fayda var. 3-2-4 daha sonra 7. Günün son koşusu şartlı 2-4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına geldik. Ve 15 safkanın yer almış olduğu bu son koşuda ben 4 nolu Brüsel'le başlayan Mutfaylık kendinin güzel temsilcisine Nevzat Avcı'yla. Evet, bugün bana göre görmüş olduğu yarıştan sonra daha da hazır gözüken bu safkan bana göre iyi bir kanatıyla da burada oldukça şanslı gözüküyor. Daha sonra 8 nolu Perotti bir liner temsilcisi Muhammed Birbigin de start aldı safkanda. Yine hazırlıkları fena değil. Bu safkan bu grup içinde şanslı. Diğer isim 6 nolu King Ova bir Kaleko temsilcisi de Akpınar'la start alıyor. Ve bir yarış gördü. Bence bu görmüş olduğu yarıştan sonra toparlanan bu safkandan da bugün etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. 1 nolu Ghost Runner bir Greystone temsilcisi Mert Uyar'la start aldı safkan. Bu aralar iyi form yakalamaya başladı. Arka arka ekip daha 4.lükten sonra İyi çalışmalarıyla da yine şanslı gözüken bir diğer isim ve son olarak da 9 nolu Sedrül Bahir bir Toro temsilcisi olan bu safkanda Ali Yıldız da son 4.lükten sonra artan forma sahip, bence bu gruba da dahil edip bu ayağı bu şekilde geçebiliriz. Yani 4-8-6-1-9 öncelikli olarak önerebileceğim isimler, ama 1-2 ilave yapalım derseniz bunlar 7 nolu Lucky Justin. Uzun süredir koşmuyor ama kalite bir isim. Biraz sorunlarının dolayı maalesef geri kaldı. 3 nolu Sailor Kingdom ve 10 nolu Steel Prince önerebileceğim diğer isimler. Önceliğim 4-8-6-1-9 daha sonra 7-3-10 arkadaşlar. Hemen şablonumuzu paylaşalım. İzmir şablonu arkasından da hemen Adana şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada dışarıda da havaya fişekler patlıyor. Neden patlıyor ben de anlamış değilim. Herhalde birisinin kafasına esti.
Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere, hoşçakalın.